Selamun aleyküm arkadaşlar. Cevizlerimizi hasat ettik. Cennet hurmalarımızı topladık. Gördüğünüz gibi ipe dizdik. Bunları aşağı yukarı 90 derece ısıdaki bu suya batırarak 2 dakika bekletiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 dakika bunları bekletiyoruz ki şey olsun, hem bakteriyel hem de herhangi bir sorun varsa içinde çözme amacıyla gördüğünüz gibi kaldırıyoruz. Hem de renklerinin siyah değil sarı olmasını sağlıyoruz. Bunda ıslattığımız zaman renkleri sarı oluyor. Renkleri böyle siyah olmuyor. Bakın arkadaşlar, buradan alıyoruz. Hazırlamıştım burayı. Sonra kazanımızı yaktık. Suyu 90-100 dereceye çıkardık. Kaynattık yani. Ondan sonra zor bu işler, zor. Böyle gördüğünüz gibi hemen sallıyoruz içine ve 120 veya 90 saniye bekletiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Eğer ucunu bağlayıp salmazsak herhangi bir metalle şeyle, bu sefer ne oluyor? Karışıyor içinde, ayıramıyoruz. Gördünüz, bakın. Çok güzel cevizlerimizi hasat ettik. Lağlarımız, tularlarımız, havurtlarımız. Allah bereket versin, çok güzel bir sezondu. Cennet hurması. Evet arkadaşlar, görüyor musunuz? Çakal sesleriyle. Duydunuz mu? Benim bahçemin etrafında çakallar dolu. Sanki korku filmi gibi oldu değil mi? Evet arkadaşlar, serdik. Ne yaptık? Soyduk. Sıcak suya ıslattık. Artık tel örgümüze astık. Şu şekilde. Cennet hurması nasıl kurutulur? Harika bir şekil oldu. Size çakalların sesini de dinlettik. Evet. Allah herkese yedirmek nasip etsin. 2024 yılını hasat devrinde kapatmış olduk. Cevizlerimiz tamam. Hurmalarımız tamam. Ayvayı topladık. 2024 yılı herkese bereketli, hayırlı kazançlar versin. Biz ticari değiliz. Ticari olan arkadaşlara hayırlı müşteriler versin. Parasını alıp bahçesine bakmak nasip etsin. Hepinize saygılar, sevgiler. Hoşça kalın. Cevizde kalın arkadaşlar.